Merhaba, Zeynep Çetinkaya ismim. Ataşehir Belediyesi Basın Yayın ve Akla İlişkiler Müdürüyüm. Ama 5 yıldır devlet memuruyum. Aslında ben de bir gazeteciyim, milliyet kökenliyim. Sizin gibi ya da sizler gibi iki tarafından da bakabiliyorum. Zeynel Bey'in konuşmasını çok ilgiyle dinledim. Ancak gelişen teknoloji ve iletişim çağında aslında siz diyorsunuz ya, seksi olun ve sayfalarımıza koyalım. Koymayın o zaman. Yani biz de sosyal medyada yer alıyoruz. Biz de bunu kendi kişisel hesaplarımızla, Facebook'tan, Twitter'dan hizmetlerimizi vatandaşlara duyurmamızın en büyük yolu sosyal medya. Yani siz eski medya anlayışıyla baktıkça geriliyorsunuz. Yani medyada böyle bir şey var. Burada bir öz eleştiri yapmak lazım. İnsanların işine ne yarıyor onu koymak lazım. Siz dinlerken hatta şunu düşündüm. Yani Helga'larla ilgili falan artık böyle bir şey yok. Böyle bir algı da yok. Bunlar çok geçmişte kalmış şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani tüm bu çalışmalar sonucunda sonuçta Avrupa Birliği ile bizler arasında, Türkler arasında bir sürü iletişim kapısı açıldı, görüldü. Bugün en basit yemekte bile işte Yunanlardan söz ediyoruz, İtalyanlardan söz ediyoruz. Yani bunlar biraz daha eski algılar gibi geldi. Bu konuda bir dipnot düşmek istedim. Onun dışında valla seksi haberlerimizi buluyorsunuz, basıyorsunuz. Yanıt yolluyoruz, yanıtlarımızı yazmıyorsunuz. Biz de bloglar yapıyoruz. Oradan yanıt vermeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Siz buyurun cevap hakkınızı. Tamamen. Şimdi bakın, ben bunları söylerken sosyal medyanın önemini azaltmak amacıyla söylemedim. Sadece bir gazetede, bir basın kuruluşunda nasıl yer alabiliriz yaptığımız haberler deyince maalesef bu türlü yollara başvurmak zorunda kaldığımızı, hatta ve hatta bir haber bültenini, sizin çalıştığınız belediyenin mesela hazırladığınız bir basın bülteninin nasıl daha çok bizim için çekici hale gelmesini sağlamanız gerektiğini filan konuşacağız çalıştaylarda. Siz tabii sosyal medya